Mezitli Belediyesi'nin isteyen her siteye bir Atatürk büstü kampanyasını konuşacağız şimdi. Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan telefon attığımızda. Sayın Tarhan merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, sağ olun. İsteyen her siteye Atatürk büstü kampanyanız var. Hakikaten dikkat çekici bir kampanya. İlker Başbuğ da katılmış hatta, görüntüleri de ekranlara taşıdık. İzleyenlerle paylaştık. Bize detaylarını aktarabilir misiniz? Evet, aslında biz ve kişisel olarak da dahi ben Atatürk anıtlarının, heykellerinin, öyle çok büstlerinin çok fazla yerde yer almasını çok da doğru bulmuyorum. Aynı şekilde esasında Türk bayrağının da böyle çok fazla gerekli, çok uygun olmayan yerlerde de asılmasını çok doğru bulmuyorum. Ancak tabii Türkiye'de son zamanlarda gerek bizim cumhuriyet değerlerimiz farklı, çünkü her cumhuriyette yönetilen ülke gibi değil. Bizdeki laik, demokratik, sosyal hukuk temeline dayalı bir cumhuriyet. Ve bir de yine bu Atatürk ilke ve devrimleriyle taçlandırılmış. Bu devrimlere karşı, bu cumhuriyet değerlerine karşı, Atatürk'e karşı, özellikle Atatürk'ün şahsına karşı, hatta heykellerine ve büstlerine karşı yapılan saldırılardan kaygı duyuyoruz. Bu kaygımızdan dolayı gelecek nesillere de unutturmamak adına, bunun önemini anlatmak için, bir ortam yaratmak için de kendi ilçemizde her site şeklinde yerleşim var Mezitli'de çünkü. Her sitede kaidesini kim yaparsa Atatürk büstünü biz veriyoruz dedik. Ve çok da ilgi gördü. Bu sırayla sitelerde açılışını yapıyoruz. Çok görkemli açılışlar oluyor, coşkulu. Özellikle çocuklar çok daha fazla ilgi gösteriyor buna. Sizin de belirttiğiniz gibi en son yine 30 Ekim'de eski Genelkurmay Başkanımızla birlikte bir sitemizde de yine böyle bir büst açılışı yaptık. Unutturmamak gerekiyor Atatürk'ü, ilke ve devrimlerini. Amacımız budur. O nedenle böyle bir uygulamaya geçtik. Evet, ilgi yoğun dediniz. Ne zaman başladı ve bunun süresi var mı? Yok, bunun bir ay oldu bunu başladı. Bir aydan fazla oldu. Ama süresi de yok. Sonuna kadar biz bunu gideceğiz ilgiye göre. Tabii Türkiye'nin her yerinden talep var. Evet. Bunu da karşılamamız şu anda mümkün olmuyor maalesef. O kadar büyük ihtiyaç var ki sivil toplum kuruluşlarından, vatandaşlardan bunu duyan herkes istiyor. Ama biz öncelikle kendi ilçemizi önce tamamlamak istiyoruz. Çünkü kuyruğa girenler var. Herkes yaptırıyor şu anda kaidesini sitelerin. Neredeyse herhalde Atatürk üstü olmayan bir site kalmayacak. Çünkü Mezitli'nin yapısı, demokratik yapısı, sosyal yapısı, Atatürk ilkelerini savunan Atatürkçü bir zihniyet var. Cumhuriyet değerlerine inanan bir kitle var. Farklı bir yöredeyiz belki de biz. Her yer böyle olsun istiyoruz. Kendilerinin Atatürk'ün göstermiş olduğu aydınlatma çağı, aydınlatma konumunun dışında bir yaşama yöneltilmemesini istiyorlar vatandaşlar. Bu nedenle buna daha çok sahip çıkıyorlar. Onun için öncelikle belediyelerde bildiğiniz gibi belediyelerin görevi, belediye başkanlarının görevi tarifinde olduğu gibi belde halkının ne tür talebi varsa onu yerine getirmek. Bizde de vatandaşlardan böyle bir talep geldiği için biz de bunu yerine getiriyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz buna. Yani süresi yok. Evet, çok gerçekten örnek bir proje. Devamını diliyoruz biz de. Ancak Mezitli Belediyesi'nin aynı zamanda çocuklara da çok önem verdiğini ve kitap okuma oranını yükseltmek için çalışmalar yaptığını da biliyoruz. Evet. Bir kitap al, bir gelecek kazandır projeniz var. Buna da biraz değinelim mi Sayın Tarhan? Evet, en son bu söylediğiniz çalışmamız oldu ama bundan önce şu anda 10 tane gönüllü evimiz var. Bu 10 gönüllü evinde kitaplığımız var hepsinde. Yine bir Down sendromlu çocukların da işlettiği bir Down kafemiz var. Orada kitaplığımız var. Bir çocuklar için, küçük çocuklar için özellikle interaktif kütüphanemiz var. Bir de gençlik merkezi diye bir mekanımız var. Orada kütüphanemiz var. 10 Kasım'da da açacağımız kafe kütüphane var. Bir tane orada da yine kütüphane olacak. Yani birçok yerde bu kütüphane çalışmamız var. Yine gönüllü evlerinde %90 kadın olan bu gönüllü evlerinde kadınlarımız üretimde de bulunuyorlar.
bu üretimde bulundukları, örnek vermek gerekirse mesela turunç reçeli yapıyorlar. Buradan elde ettikleri gelirle de kız çocuklarına burs olarak, daha doğrusu burs da değil, öğrenci yardım karşılıksız olarak vermekteler. Çünkü biz zaten mezitli olarak Mezitli'de her yıl 4 yıllık ve üzeri devlet üniversitesini veya vakıf üniversitesini burslu kazananlara karşılıksız bir yıl süreli öğrenci yardımı yapıyoruz. İstisnasız olarak yapıyoruz. Çok ama güzel. Bu yetmiyor. Bunun dışında gönüllü evlerimizden bu katkıyı sağlıyoruz. Mezitli'nin filizleri diye bir projemiz var. Siteler ve iş yerleri kendi aralarında topladıkları paralarla yine öğrencilere yardım yapmaktalar. Bir anlamda burs vermekteler. Bir de çocuklara bu şekilde belediyemiz önünde açtığımız kitap imza günleri, kitap satışlarıyla da orada elde edilecek geliri de yine bu çocuklarımızın, özellikle kız çocuklarına ağırlık veriyoruz. Bunların okumasına destek vermek istiyoruz. Bir de anaokulumuz var. Yine 160 öğrenci evet. kapasiteli. Ki burada da anaokulumuzun temel felsefesi şu, belediye tarafından işletilmekte bu. İhaleyi vermedik kendi personelimiz tarafından. Hı-hı. Burada da konuşmamın başında belirttiğim gibi çocukların daha anaokulundayken Türkiye Cumhuriyeti'nin bu Cumhuriyet değerlerine sahip çıkması, Atatürk'ü tanımaları, Atatürk ilkelerini tanımaları birincil bizim görevimiz. Ve burada da bu tür çalışmaları sürdürüyoruz. Ve böylece gelecek nesiller daha çağdaş bir Türkiye yaratsınlar istiyoruz. Evet, Dam Kafe dediniz az önce. Evet. Onu da biraz açabilir misiniz? Şu an orada çalışanlar kimler mesela? Evet, bizi belediyemize ait bir sosyal tesis içerisinde bir kafeterya vardı. Bu bizden önce, yönetimimizden önce özel kişiler tarafından işletilmekteydi. Belediyemiz bunu işletmeye başladı kendi personelleriyle. Ticari bir amaç güdülmüyordu. Bunu nasıl yapalım dedik. Biraz da bu engelli vatandaşlarımıza faydalı olmak istiyoruz. Değişik tabii işitme engeller, görme engeller alanında zaten çalışma yapıyoruz. Farklı. ZİÇEV diye bir vakıf var. Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı. Onlarla görüştük. Onlar bize her hafta iki tane değiştirerek öğrencileri bir sirkülasyon dahilinde hizmetleri o arkadaşlarımız yapıyor. Ve vatandaşlar da buna ilgi gösterdiler. Gerçekten ben Mezitli ve Mersin halkına teşekkür ediyorum bu yönde. Ve tüm Mersin'e gelen, Mezitli'ye gelen tüm sanatçılar, aydınlar, yazarlar, herkes burayı ziyaret ediyor. Herkes bunlara duyarlı. Biz iki değişik yerden bu konuda belediye olarak ödül aldık başarılı çalışmamızdan dolayı. Bu kromozom sayesi bir fazla olan Down sendromlu evet. çocuklarımız gerçekten harika. Herkesin tanıması gerekir. Bizlerden çok daha iyiler, bizlerden çok daha dürüstler, bizlerden daha çok sıcakkanlı ve kimyaları daha pozitif olan insanlar. O nedenle ben bunun çoğalmasını istiyorum Türkiye'de. Ve etkili olduğumuzu zannediyorum çünkü bazı belediyeler de yapmaya başladı biz yaptıktan sonra bizden bilgi alarak. O çocuklarla buluştuğumuz zaman gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Onlar da bizlerle beraber oldukları zaman artı birçok değerler kazandılar. Hatta bir kısmına iş kapısı, istihdam yönünde de yardımcı olduk. Şu anda bazı iş yerlerinde çalışan Down sendromlu çocuklarımız var. Evet. Mezitli Belediyesi'nin aynı zamanda kültür ve sanat projeleri kapsamında tiyatro etkinlikleri de var. Dilerseniz biraz da onu konuşalım. Evet. Bir oda tiyatromuz var. Geçen yıl ücretsiz olarak yapmış olduğumuz oda tiyatrosunda randevu usulüne göre, taleplere göre sürekli oyun oynandı. Ama ona da talep bir hayli fazla. Hala devam ediyor. Ve bu sezon yeni bir oyun da yine arkadaşlar sahneye koyuyorlar. Değişik illere de gidiyor arkadaşlar bu oyunumuzu sergilemekteler. Oldukça başarılı oyunlar sergilenmekte. Biz de buna dayanarak bir 1000 kişilik bir amfiteyatr yaptık. Yeni bitti. Önümüzdeki günlerde de o alanda da çok daha büyük tiyatro başta olmak üzere sanatsal etkinliklere yer vereceğiz. Ayrıca evet. bir de yine belediyemizin desteklemiş olduğu gönüllülerden oluşan Pompei Polis Tiyatromuz var. Onlar da yine oyunlar sergilemekteler. Evet, peki Mezitli Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde var mıdır bir etkinliği? Buradan duyurmuş olalım bizler de. Evet, şimdi bir o ilk kısa vadede az önce bahsettiğim gibi 10 katında hemen bu kafe kütüphaneyi açacağız. Ana
şehrin ana merkezinde ve ana bulvarın üzerinde. Burada hem insanlar gelip kafeteryadan yararlanacak, hem orada güzel saatler, hem de ayrıca bir çatı katında da gerek lise bitirme sınavına çalışanlar, üniversiteye giriş sınavına çalışanlar, ilkokulu, ortaokulu bitirenler, ders çalışmak için evleri müsait olmayanlar gelip orada ders çalışacak mekanizma da olacak. Onu 10 Kasım'da açacağız. Yine 24 Kasım'ı hedeflediğimiz tarihi bir taş mektep diye bir yapı var. Evet. Bu yapının restorasyon çalışmalarını bitirmek üzereyiz. 24 Kasım'da açmayı hedefledik. O mümkün olursa 24 Kasım'da da burayı da bir müze, aynı zamanda müze haline getireceğiz, ama sosyal aktivitelerin olduğu, tüm halkın da yararlandığı bir tarihi bir yapıyı da yine ortaya çıkaracağız. Kültür merkezimizin ihalesini yaptık. Hemen bir yıl içerisinde 11 ay sonra kültür merkezimiz de tamamlanmış olacak. Çok büyük bir eksiklikti. Yine yıl başında modern bir belediye binası tamamlanmış olacak. Gençlik merkezimiz tamamlanıyor. Kadın üretici pazarlarımız sürekli artıyor. 7 tane var şu anda. Evet. Bunların sayısını arttırıyoruz. Diğer taraftan Mezitli'nin bir tarihi dokuması var. Üniversiteyle bu projemiz sürüyor. Bu Mezitli dokumasını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Güneş Festivali var. Güneş Evi yaptık. Makine Mühendisleri Odası'yla ilk defa Türkiye'de yapılan bir Güneş Evi ve bunun kompleks projesi var. Devamlı büyütüyoruz. Güneşin çok olduğu şehrimizde ve ülkemizde güneşten daha çok yararlanmanın gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Onun için de her yıl zaten Güneş Festivali yapıyoruz. Bu yılda evet, yine Haziran ayının sonunda gerçekleştireceğiz. Evet, Sayın Tarhan, çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Mezitli'ye de sevgilerimizi iletiyoruz. Sağ olun, sağ olun, ben de teşekkür ederim. Kültür TV, TV yapımcılarına, sizlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Mezitli Belediye Başkanı Sayın Neşet Tarhan'la belediyenin etkinliklerini konuştuk.